Çok teşekkür ederim. Beni buraya davet ettiğiniz için başta Sevba Abdullah olmak üzere Uluslararası Balkan Üniversitesi yönetimine, Fettah Efendi Derneği'ne teşekkür ediyorum. Sizler de dinlemeye geldiğiniz için size teşekkür ediyorum. Bizim üniversitemiz İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde aramızda bir ders paylaşımı var. Bizim bölümde benim payıma Osmanlı Kültür Tarihi dersleri düşüyor. Burada da o tür bir paylaşım oldu gibi. Diğer arkadaşlarımız burada Osmanlı Sosyal Ekonomik Tarihi üzerine, Osmanlı Bürokrasisi üzerine vesaire konuştular. Ben de bugün size biraz Osmanlı Kültür Tarihi'nin meselelerinden bahsedeceğim, bahsetmek üzere buradayım. İnsan unsurunun çok fazla değişmediğine inanan birisiyim. Kültürün de öyle. Kültür unsurunun da çok fazla değişmediğini, kültürel kodların, törenin, dilin, yaşayışın çok fazla değişmediğini düşünen birisiyim. Bir siyasal yapı yerini bir başka siyasal yapıya bırakabilir. Ama aynı topraklarda, aynı kültürel kodlarla yaşanmaya devam edilir diye düşünüyorum. Bizans yok olmuş. Müesseseleri, kültürü Osmanlı'da devam etmiştir. Osmanlı saltanatı nihayete erdiğinde Osmanlı kültürü ve kurumları Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında devam etmiştir. Aynı gökyüzünün altında yaşadık Osmanlılarla. Aynı toprağa bastık. Bizden farklı ne yaptılar? Biraz bunun üzerinde durmak istiyorum. Belki bunu düşünebiliriz. Benden Osmanlı kültür tarihi konulu bir sunum yapmam istendiğinde Osmanlı tarihiyle 20 yıldır hemen hemen profesyonel olarak ilgilenen birisi olarak ne tür konulardan bahsetmeliyim diye düşündüm. Bugün İstanbul'a geldiğiniz zaman İstanbul'da belli bir dereceye kadar Osmanlıların içerisinde yaşadığı dünyayı hissedebilirsiniz, bunu görebilirsiniz. Hatta bir dereceye kadar periferideki yaşamı da Anadolu şehirlerini ziyaret ettiğinizde görebilirsiniz, deneyimlemeniz mümkündür. İstanbul'da Osmanlı yönetici elitinin ve halklarının namaz kıldıkları camileri görebilirsiniz, onlara dokunabilirsiniz. Ayak bastıkları toprakları, boğazda oturdukları yalıları görebilirsiniz. Onlara dokunabilirsiniz. Hatta yedikleri şekeri, içtikleri şerbeti de tadabilirsiniz. En azından bazılarını. Ama bazıları kaybolmuş durumda. Dolayısıyla bugün burada bu kaybolan bazı şeylerin üzerinde, daha az duyduğumuz bazı şeylerin üzerinde durmanın daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Osmanlı belgelerine baktığınız zaman çok çeşitli isimlerle karşı karşıya geliyorsunuz. Benefşe şerbeti diye bir şey mesela geçiyor. Benefşe şerbetini bugün İstanbul'da duymuyorsunuz, görmüyorsunuz. Ya da baktığınız zaman Osmanlı mutfağı ile ilgili, Osmanlı yemek kültürü ile ilgili yayınlara bıldırcın etinin tüketildiğini görüyorsunuz. Bugün bu bizim Türkiye'de çok fazla gördüğümüz bir şey değil. Oysa Osmanlı elitinin sofralarını süsleyen bir şeydi. Ya da ne bileyim, bazı meslekler kayboldu mesela. Osmanlı mutfağı ile ilgili, Osmanlı'da yeme içme ile ilgili bazı yayınlara baktığınız zaman buzcubaşılık diye bir meslek görüyorsunuz. Mesela bugün gelişen teknolojiyle beraber buzcubaşılık diye bir şeyin kalmadığını, böyle bir adamın olmadığını, çünkü buna ihtiyaç olmadığını görüyoruz. Uzmanı duymuştur, aktar duymuştur ama sıradan halkın, Türkiye halkının bugün kakule, kebere gibi şeyleri duymadığını söyleyebilirim. Ya da müluhiye diye bir yemek bilmiyoruz bugün, duymuyoruz. Dolayısıyla Osmanlı dünyası tamamıyla bugün bizim anlayabileceğimiz, hissedebileceğimiz bir kültürel yapı değil. Osmanlı döneminde astronomik olarak tüketilen maddeler bugün daha az tükettiğimiz maddeler. Mesela Osmanlı saray mutfağı üzerine çalışmalarından tanıdığımız Profesör Arif Bilgin, sarayda en yüksek tüketim oranına sahip mallar arasında buğday, et, pirinç ve yağ sayıyor.
Bilgin 1489-1650 yılları arasında Osmanlı Sarayı'nın iaşesini çalışmış bir kişi, bir tarihçi. Ve bu dönem için tespiti mesela şekerin lüks bir tüketim maddesi olduğu, hali vakti yerinde kimselerin satın alabildiği bir gıda maddesi olduğu. Bugünden baktığınız zaman mesela şekerin lüks bir tüketim maddesi olduğunu kavramak biraz güç olabilir. Şüphesiz bilginin bu tespiti Osmanlı Sarayı için geçerli bir tespit değil. Sarayda yüksek oranda bir tüketime vurgu yapıyor. Sarayda iki çeşit un tüketildiğini kaydediyor. Has un, fodula unu. Bugün bu un çeşitlerini duymuyoruz. Osmanlı'ya özgü olup bugün yaşamayan şeylerden bahsediyorum. Osmanlı dünyasında duyulan ama bugün duymadığımız kelimeler. Bugün aynen süren gelenekler zaten yaşanılabilir. Bir de kaybolan şeyler var, kaybolan ritüeller var. Osmanlı kültür tarihi öğrencisine bugün duyurmamız gereken şeyler biraz bunlar gibi geliyor. Nasıl bir kültürel ortam içerisinde yaşıyordu Osmanlı? Ya da Osmanlı kültürü dediğimiz şey nedir? Osmanlı halkı nasıl bir dünya içerisinde, ne kadar müddet yaşıyordu? Yaşam müddeti de bugünkü gibi değil. 70'li, 80'li yaşların istisnai olduğunu görüyoruz. Üzerinde çalıştığımız şahısların yaşam sürelerinin oldukça kısıtlı olduğunu söyleyebilirim. Doğum esnasında ölümlere çok sık rastladığımızı söyleyebilirim kaynaklarda. Çocuk yaşta ölümlere çok sık rastladığımızı söyleyebilirim. Ne tür farklar vardı başka? Mesela bugünden baktığımızda Osmanlı dünyasında mutfak eşyalarının adları bugünden daha farklı. Giyim kuşam malzemesine verilen isimler farklı. Dönemde kullanılan tekstil terimleri kalktı kullanımdan büyük oranda. Bugün gardıroplarımızda yeşil sincap kürk, yeşil çuka samur kürk, kunduz sincap kürk, alaca zıbın gibi ürünler bulunmuyor. Sini, el ibriği, kahve ibriği, güğüm, buhurdan, gülaptan bulundurmuyoruz bugün evlerimizde. Sini belki köy evlerinde kalmış olabilir. Bugün Osmanlı dönemindeki tekstil adlarını anlamamız için bir tekstil terimleri sözlüğüne ihtiyacımız var. Çuka, boğası, kebe, kemha, germsud, kaliçe gibi ifadeleri bugün kullanmıyoruz. Kavramın son derece görece bir kavram olduğunu biliyorum. Ancak Osmanlı devrinde yaşayan halkların bugünkü insanlara göre daha sade, tırnak içerisinde daha sade yaşadıklarını tespit edebiliriz. Kullanılan malzeme çeşitliliği bugün daha fazladır. Bugünkü İstanbul'a geldiğiniz zaman her tarafta kahvenin satıldığını, tüketildiğini görebilirsiniz. Kahvehaneler görebilirsiniz. Arif Bilgin'den öğreniyoruz. Kahve ile saray sakinlerinin tanışması belki 16. yüzyılın ikinci yarısına inmekle birlikte mutfak muhasebelerinde kahveye dair ilk kayıtlar 17. yüzyıl. Arif Bilgin'in ifadesine nazaran İstanbul'un kahve ile kahvenin içimi çevresinde oluşan bir kültürle tanışması 1550'ler. Osmanlı gündelik kültürünü detaylıca kaleme alan ve geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan Kudret Emiroğlu, gündelik hayatımızın tarihi kitabında İstanbul'da mesela kebapçıların 16. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıktığını ifade ediyor. Bugün sorunsuz olarak tükettiğimiz kahve Osmanlı döneminde son derece netameli bir konu olabiliyor. Emiroğlu bahsediyor kitabının kahve kısmında. Ebu Suud Efendi Şeyhülislam, meşhur Şeyhülislam, kahve için haram fetvası vermiş. Kahvenin de tütün ve alkolle birlikte tehlikeli madde olarak telakki edildiği dönemleri aktarıyor. Ulemanın kahvenin çekirdeklerinin kavrulmasının harama yol açıp açmadığı gibi
teknik bir tartışması dahi söz konusu. Emiroğlu'nun aktardığına göre. Bu açılardan Osmanlı dünyası birazcık farklı bugün yaşadığımız dünyadan. Biraz evvel bahsettiğim alet edavat, mefruşat isimleri bakımından, kullanılan terminoloji bakımından yabancı bir Osmanlı var. Bazı açılardan baktığımız zaman ya da öldükten sonra kişilerin arkalarında bıraktıkları mal varlıklarını incelediğimiz terekelerden, bu eşya adlarından bakmadığımız zaman, tüketim tarihine ilişkin harcama evrakındaki yeme içme baharat adlarına bakmadığımız zaman, örneğin Sultan 3. Ahmet'in mektuplarına baktığımız zaman burada çok tanıdık bir dille karşı karşıya geliyoruz. Bir muhabbet diliyle karşı karşıya geliyoruz. Bugünkü modern Türkiye'de kullanılan Türkçe'ye çok yakın bir Türkçe'yle karşı karşıya geliyoruz. Sultan 3. Ahmet'in 18. yüzyıl başlarındaki mektuplarını okurken burada kullandığı ifadelerin çok güncel Türkçe olduğunu görmüş ve etkilenmiştim. Bir örnek vermek istiyorum size. 18. yüzyılın Türkçesinden. Benim vezirim, canım paresi kızım nicelerdir. Canım bedende ise aklım ondadır. Gelelden beri bir lahza hali değildir ki hatırımdan çıkasız. Benden selam söyleyip, hatır-ı şeriflerini sual edip, sıhhat haberleriyle bu pederlerini mesruru şad eylesiz. Valideleri dualar ederler, güzellikleri vardır ifade eylesiz. 21. yüzyılda modern Türkiye'de kullandığımız Türkçeden çok farklı bir Türkçe değil bu. Bir örnek daha vereyim. Benim vezirim, sabahın hayrola, nicesin. Kızım pazar ertesi günü saim olmuşlar. Oruç tutmak demek. Gecesi biraz mizacını bozmuş diye valideleri kadından haber aldım. Sağlığının biraz bozulduğundan dahi valide kadından haber aldım. Muhalif şey mi istimal etmişlerdir? Aksi bir şey mi kullandı? Yedi. Hala nicelerdir, nasıldır? Didelerin buz gidip, keyfiyetlerini sual edip bildiresin. Gözlerinden öpüyorum. Onun haline dair bana bilgi verdi. Basit haberleşme, muhaberat, hal hatır sorma ifadelerim. Sultan bu mektuplarında kişisel hallerinden, kendi hastalıklarından vesaire de bahsetmektedir. Bu evrakın çok ilginç olduğunu ifade edebilirim. Osmanlı dünyasını anlamaya çalışırken onun çok dinli ve çok dilli bir yapı olduğuna vurgu yapmam gerekiyor. Bugünkü ulus devlet yapısından bakarak anlaşılması güç bir yapıdan bahsediyoruz. Osmanlı biraz Balkanlardır, biraz Arap topraklarıdır, biraz Kuzey Afrika'dır, biraz da modern Türkiye'dir. Osmanlı monolitik bir yapı değildir. Bir dünya imparatorluğudur. Osmanlı İmparatorluğu'nun hüviyeti epey tartışılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu bir Asya İmparatorluğu mudur? Bir Avrupa İmparatorluğu mudur meselesi? Bu soruyu Osmanlı kültür tarihi üzerine de çalışmalarından tanıdığımız Profesör Süreyya Faruki Osmanlı kültürünü incelediği kitabında soruyor. Bu soruyu yakın zamanda kaybettiğimiz ünlü tarihsel sosyolog Profesör Immanuel Wallerstein de sordu. Türkiye Avrupa'da mı? Başlıklı kısa bir yazısı. Temel olarak, tarihsel olarak Türkiye'nin coğrafi yayılımının anlamı üzerinedir. Wallerstein, dünya sistemi analizinin içerisinde Osmanlı'nın incelenmesini önemsemiştir. Dünya sistemi analizinin bir parçası olarak
Osmanlı'yı denkleme dahil etmek isteyişi ve Amerika'da kurmaya çalıştığı ekibin içerisine Osmanistleri daveti, Osmanlı tarihçilerini daveti bu tür bir araştırma gündeminin sonucudur. Dünya tarihinin bir evresinde yön alırken Osmanlı bunun neresinde yer almaktadır? Dünya tarihi belli bir evrede yön alırken Osmanlı bunun neresinde yer almaktadır? Wallerstein 1970'lerde Türkiye'ye gelip Halil İnalcık ve Osman Okyar'ın organize ettiği bir kongreye katılmış, burada etkili bir tebliğ sunmuş ve bu bahsettiğim soruları sormuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun dünya ekonomik sistemine entegrasyonu meselesini gündeme getirmiştir. Ticaret kültürden bağımsız bir şey değildir. Osmanlı'nın dünya ekonomik sistemine entegrasyonu kültürel yapısını da etkilemiştir. Benim hakkında doktora yazdığım dönem Osmanlı İmparatorluğu tarihi kültürel uyanış dönemi olarak adlandırılıyor. 1718-1730. Biraz önce mektuplarından örnek verdiğim Sultan 3. Ahmet dönemi. 1703-1730. 18. yüzyılın başlarında 27 sene Osmanlı tahtının sahibi. Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın sadrazamlığı dönemi 1718-1730. 20. yüzyıldan itibaren bu dönem Lale Devri olarak adlandırılmış. Dönemin kültürel uyanış dönemi olarak adlandırılmasının çeşitli nedenleri var. En başta tabii İbrahim Müteferrika'nın matbaayı bu dönemde faaliyete geçirmiş olması. Tarih 1726. Burada bir tırnak içerisinde aydınlanma hamlesi gerçekleşiyor. Aslında bu aydınlanma hamleleri Lale Devri'nde gerçekleşmedi. Bu yenilikler Lale Devri'nde gerçekleştiği için bu döneme bu isim verildi. Bu matbaa meselesinde bekleyen yolcusu olmayan durağa otobüsün geç ya da erken gelmesi ne ifade eder ki gibi bir bakış var literatürde. Bunun biraz problemli bir bakış açısı olduğunu ifade edeyim. Ben bu kültürel uyanış meselesinin, kültürel uyanış döneminin daha çok maddi kültür boyutu üzerinde durmuş birisiyim. Bu dönemi yeniden kurmaya yönelik bir girişimin neticesi olarak İstanbul'daki Osmanlı arşivine girdiğimde burada maddi kültüre dair çok zengin kaynaklarla karşılaştım. Bu bahsettiğim kaynaklar muhalefet defterleri ve hususi masraf defterleri olarak tarif edebileceğim bir malzeme bütünü. Bu malzemenin içeriğine girebiliriz. Bu malzemenin içeriğinin detaylarının bize öğreteceği elbette çok şey var. Ancak bu malzeme bana bir şey öğretti. Osmanlı Devleti'nde kayıt tutma geleneği çok güçlü. Pek çok şeyin çok detaylı bir biçimde kaydı tutuluyor. Bir paşanın yediklerinin, içtiklerinin, giyinip kuşandıklarının tamamıyla kayıt altına alındığını gördüm. Benim üzerinde çalıştığım sadrazamın, yani Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın çok detaylı muhalefet kayıtları ile hususi masraf defterlerinin arşivde olduğunu gördüm. Çok geçmeden aynı durumun diğer paşa ve vezirler için de geçerli olduğunu fark ettim. Çalışmalarımı Topkapı Sarayı Müzesi arşivine yaydığımda orada da meşhur merhum tarihçi Çağatay Uluçay'ın el yazısı ile oluşturulmuş kataloğunda masraf maddesinin altında kabarık numaralar gördüm. Topkapı Sarayı Müzesi arşivinin de masraflar hakkında yapılacak bir çalışma için bir hazine olduğunu fark ettim.
Bir başka çok dikkatimi çeken malzeme bütünü, Osmanlı kültür tarihinin kaynakları elbette bunlar. Biraz evvel bahsettiğim, mektup olarak adlandırdığım, Osmanlı diplomatikası bakımından beyaz üzerine hat-ı hümayun diyeceğimiz bir malzeme bütünüyle karşılaştım. Böyle bir malzeme bütününü tanıdım. Bu hat-ı hümayunların içeriği de beni fevkalade etkiledi. Bu hat-ı hümayunlar, padişahın kişisel hallerini yansıtması bakımından paha biçilemez nitelikteydi. Osmanlı diplomatikasında beyaz üzerine hat-ı hümayun tarifinin dışında bir malzeme bütünüyle karşı karşıya olduğumu fark ettim. Emir, komuta, buyruk içerisinde bulundurmayan, tamamen padişahın kişisel hallerini yansıtan metinler olduğunu gördüm. Dolayısıyla bu malzemeye mektup demeyi daha uygun görüyorum. Biraz evvel küçük ipuçlarını verdiğim gibi padişah bu metinlerde uzun uzadıya hastalıklarından bahsetmekteydi. Kızından, hanımından, damadından bahsetmekteydi. Dolayısıyla bu mektuplarda bir baba, bir eş, bir kayınpeder, bir insan olarak padişah portresiyle karşı karşıya geldiğimizi ifade etmeliyim. Takdir edilecektir ki padişahların kişisel hallerini ortaya çıkarabilecek malzeme bütünü o kadar da çok değildir. Osmanlı tarihinin insanlı yazılmasına, insan unsurunun öne çıkarılmasına fayda etmesi münasebetiyle bu tür kaynakların benim her zaman ilgimi çektiğini sizlere ifade etmeliyim. Yine aynı dönemde, doktora tezimin arşiv çalışmasını gerçekleştirdiğim dönemde karşılaştığım bir başka malzeme 1711-1735 yılları arasını kapsayan bir kadı güllüğüydü. Sofya, Manisa, Diyarbakır, Üsküdar ve Filibe'de kadılık görevlerinde bulunmuş bir kadı günlüğü. 335 sayfa, 24 yıl sektirmeden tutulmuş bir kadı günlüğü. Bu metin beni uzun süre meşgul etmiştir. Önce bu günlüğü Lale Devri olarak meşhur döneme dair bir kaynak olarak görmüşken ve tezimde, doktora tezimde çok kısıtlı bir kaynak olarak kullanmış iken, sonra günlüğün bizatihi kendisi benim için bir çalışma konusu olmaya başladı. Malzemeyi dünyadaki ben anlatıları, birinci ağızdan anlatılar kapsamında değerlendirmeye başladıktan sonra benim için yeni bir çalışma sahası oluşmuş oldu. Tanzimat öncesinde, 1839 öncesinde ben anlatısı türünden malzemenin görece azlığı, literatürde genel kabul gördüğü için malzemenin kendisi benim için bir araştırma nesnesine dönüştü. Bu anlattıklarım benim Osmanlı kültür tarihine ilgimin nasıl oluştuğu ve nasıl seyrettiği hususunda sizlere bir fikir vermiştir ve bugün de size burada bahsedeceğim şeyler kendi çalışma saham, kendi ilgi alanlarım çerçevesinde olacaktır. Osmanlı kültür tarihine size bu çerçevede bir kapı aralamaya çalışacağım. Bu kaçınılmaz olarak böyledir. Zira kültür çok geniş bir kavram. Osmanlı kültür tarihi konulu bir ders, bir dönem, bir yıl rahatlıkla sürebilir. Bir de Osmanlı kültür tarihi dediğimiz zaman hangi dönemden bahsettiğimiz meselesi karşımıza çıkıyor. Osmanlı tarihi oldukça uzun bir periyodu ifade ediyor. 600 sene epeyce uzun bir müddet. 1400'ün gerçekleriyle 1800'ün gerçekleri, 1400'ün kültürel ortamı ile 1800'ün kültürel ortamı aynı kültürel ortam değildir, birbirinden farklıdır. Belki bazı kırılma noktalarına vurgu yapmak gerekir. Biraz evvel adını zikrettiğim Profesör Süreyya Faruki, kültür tarihi ders kitabında
İstanbul'un fethini siyasal kültüre, gündelik kültüre etkileri bağlamında mühim bir yere oturtmaktadır. Bu isabetli bir vurgu olmalıdır. Aynı şekilde Murat Belge de Osmanlı kültür tarihini incelediği ders kitabında İstanbul'un fethini bir kırılma noktası olarak zikretmektedir. Merhum Osmanlı tarihçisi Halil İnalcık'ın İstanbul bir İslam şehri makalesinde şehrin İslamlaşması meselesi aşama aşama, kurum kurum detaylarıyla incelenmiştir. Osmanlı kültür tarihi diğer alanlara nispetle daha yeni gelişmiş bir alandır. Osmanlı sosyal ekonomik tarihçiliği hep daha güçlü bir alandı. Bu alanda ilk çalışmaları Ömer Lütfi Barkan gerçekleştirmiştir. Ardından Halil İnalcık hemen hemen tüm mesaisini Osmanlı sosyal ekonomik tarihçiliğine teksif etmiş ve sosyal ekonomik tarihçiliğin tartışmasız tek ismi olmuştur. En önemli ismi olmuştur. Osmanlı sosyal ekonomik tarihçiliğinin spesifik meseleleri üzerine yayınlar gerçekleştirdiği gibi genel çerçeveyi de veren Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik sosyal tarihi isimli bir ders kitabına da imza atmıştır. Hemen tüm ömrü sosyal ekonomik tarihin muhtelif meseleleriyle geçmiş olan bu mühim simanın akademik hayatının sonlarında kültür tarihinin meselelerine girmesi ve bu alanda eserler vermesi dikkate değer bir husustur. Osmanlı siyasi tarihi sosyal ekonomik tarihinde yükselişinden önce İsmail Hakkı Uzunçarşılı eliyle yazılmıştı. Bugün de hala geçerliliğini koruyan Uzunçarşılı ciltleri dönemi için mükemmel bir kaynak hüviyetindeydi. Hammer, Zinkaisen, Yorga'nın Avrupa arşivlerini, Avrupa arşivlerindeki vesikaları kullanarak yazmış oldukları Osmanlı tarihlerinden sonra İsmail Hakkı Uzunçarşılı yoğun bir biçimde Osmanlı arşivlerini kullanarak Osmanlı tarihini, Osmanlı siyasal tarihini kaleme almıştır. İnalcık'ın da siyasi tarih alanında mühim çalışmaları gerçekleştirmiştir. İnalcık da siyasi tarih alanında mühim çalışmalar gerçekleştirmiştir. Özellikle İslam ansiklopedilerine yazdığı maddeler bu kapsamda zikredilmelidir. Bir de Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan Devlet-i Aliye isimli kitap serisi bu bağlamda zikredilmelidir. Kültür tarihi siyasi ve sosyal ekonomik tarihçilikten sonra yükselen bir alan olarak karşımıza çıktı. Bu dünya içinde böyledir, Osmanlı tarihçiliği içinde böyledir. Bunda kültür tarihçiliğinin yükselişinde sosyal ekonomik tarihçiliğin belli oranda doygunluğa ulaşmış olmasının payı olmalıdır. Bir devir bu çalışmalar öylesine yaygınlaşmıştı ki hemen her şehrin tahrir defterleri bir doktora çalışmasına konu oluyordu. Bizden bir önceki kuşak hocalarımızın hemen hemen tümü Osmanlı topraklarında, daha ziyade Anadolu'da bir sancağın tahririni doktora tezi olarak hazırlamışlardı. Öyle ki bu trendin cazibesi Türkiye dışına da yayılmıştı. Avrupa'ya doktoraya giden hocalarımızın bir kısmı çeşitli Anadolu kentlerinin tahrirlerini konu almıştır. Osmanlı kültür tarihi alanında Cornel Fleischer, Cemal Kafada, Süreyya Faruki gibi isimler öne çıkan isimler oldular. Ve bu alanda öğrencilerine tezler yazdırarak alanın gelişmesine katkıda bulundular. Sosyal ekonomik tarihçiliğin tüm cazibesini koruduğu yıllarda bu isimlerin çalışmaları
ilk öykünmeyi tetikledi diyebilirim. Bu saydığım isimlerden sonuncusu, özellikle Profesör Faruki, yazdığı ders kitabı ile alanın sınırlarının da çizilmesine fevkalade katkı vermiştir. Osmanlı kültürü ve gündelik yaşam, Orta Çağlar'dan 20. yüzyıla. Kitap ilkin Almanca olarak yayınlanmıştır. Ardından İngilizce ve Türkçe basımları da gerçekleşmiştir. Dolayısıyla eser sadece Türk kamuoyunda değil, dünyada da Osmanlı kültür tarihçiliğine bir farkındalık geliştirmeyi sağlamıştır. Osmanlı kültür tarihi için genel bir çerçeve çizmeyi sağlayan, başarıyla kurgulanmış, iyi yazılmış bir metin de Murat Belge'nin Osmanlı Kurumlar ve Kültür isimli ders kitabıdır. Gerek Faruki, gerekse Belge, çok geniş Osmanlı kültür tarihi havuzundan kaçınılmaz olarak kendilerince seçtikleri temalardan bir pencere açmışlardır. Faruki, Osmanlı kültür tarihine ilişkin bu genel nitelikli ders kitabından sonra Osmanlı maddi kültür tarihine de mühim katkılar vermiştir. Özellikle muhtelif emtiadan yola çıkarak bir hikaye kurmaya yönelik çalışması önemlidir. Osmanlılar kültürel tarih. Faruki bu kitabıyla dünyada gördüğümüz 100 objede dünya tarihi benzeri literatürün Osmanlı'ya başarılı bir uygulamasını gerçekleştirmiştir. Faruki ayrıca Çin tarihi, Çin hanedanı dönemi ile mukayeseli olarak bir Osmanlı tüketim tarihi incelemesini de derleyen kişidir. Living the Good Life ismini taşıyor bu kitap. Derlemenin Çin ayağını Elif Akçetin üstlenmiştir. Bu kıymetlidir, zira Osmanlı'ya özgü sandığımız pek çok kaynak ve olgunun Osmanlı dışı iz düşümlerini mukayeseli çalışmalar sayesinde görüyoruz. Bu da bu türden bir çalışmadır, bu türden bir katkıdır. Elbette Osmanlı tüketim tarihi konusundaki öncü çalışma, öncü editoryal metin Donald Quarter'a aittir. Ve bu metnin hala Türkçe çevirisine sahip değiliz. Consumption Studies and the History of the Ottoman Empire. Bu kitapta da kaynakları ve imkanları sorgulayan genel çerçeve yazısı Profesör Süreyya Faruki'ye aittir. Tüketim tarihi neden önemli? Materyalistler malların üretimi değil, tüketimidir tarihi yapan diyor. Bunun yanı sıra giyindiğimiz, kuşandığımız, yediğimiz, içtiğimiz, bizi biz yapan toplumsal kimliğimizi oluşturan şeylerdir denir. Modernite tüketim toplumu ile başladı diyen de var. Quarter kitabının girişinde tüm bu meseleleri sorgulamaktadır. Biraz önce akademik ilgi alanlarının dönüşümü bağlamında Halil İnalcık için yaptığım tespiti Süreyya Faruki için de yapabilirim. O da Barka'nın yanında yetişme, bir sosyal ekonomik tarihçi ve pek çok erken çalışması sosyal ekonomik tarihçilik kapsamında değerlendirilebilecekken akademik kariyerinin sonlarında kültür tarihçiliğine kaymıştır. Denilebilir ki cultural turn'ün büyüsü kariyerini sosyal ekonomik tarih alanında yapmış yerleşik isimleri dahi cezbetmiştir. Osmanlı maddi kültürü ve tüketim tarihine ilişkin çalışmalar bağlamında Jim Graham, Emine Gül Karababa, Uzi Baram, Fatih Bozkurt zikredilmelidir. Zikrettiğim son çalışma, Bozkurt'un çalışması, İstanbul'da ev içi yaşam kültürü konusunda
şer'iye sicillerine dayalı olarak gerçekleştirilmiş, çok geniş bu konuda bilgi veren bir çalışmadır. Osmanlı kültür tarihinin yazılabilmesi için malzememiz bize ne kadar imkan veriyor? Sorulması gereken sorulardan birisi budur. Osmanlı kültür tarihine ilişkin derslerimde dönemin hemen başlarında öğrenciler, peki hocam bu bahsettiğiniz konularda kaynak var mı diye sorarlar. Konuşmamın hemen başında arşivde doktora tez araştırmam esnasında karşıma çıkan ve beni büyüleyen kaynak bütününden bahsettim. Bunu genişletebiliriz diye düşünüyorum. Şunun bir ön yargı olduğunu düşünüyorum. Osmanlı kaynakları aşağıdan tarih yapmaya imkan vermez. Bunun gibi Türklerde kayıt tutma geleneği Avrupalılardaki gibi güçlü değildir. Türkler sözlü kültüre ait bir millettir gibi yargıların da birer klişeden ibaret olduğunu düşünüyorum. Sorular doğru sorulduğunda ve buna uygun gündemlerle kaynak arayışına girildiğinde Osmanlı kültür tarihini, popüler kültürü fevkalade aydınlatmaya yönelik malzememiz olduğu kanısındayım. Osmanlı arşivi çok zengin bir arşiv ve son derece profesyonel işleyen bir kurum. Dünyadaki arşivlerle mukayese edildiğinde saygın bir konumda değerlendirilmesi gereken bir kurum. Bir defa bu arşivin Osmanlı kültür tarihine ait eşsiz malzeme barındırdığını ifade etmem gerekiyor. Şüphesiz şer'iye sicilleri, kadı sicilleri Osmanlı tarihinin araştırılması hususunda inanılmaz malzeme sunuyor. Bunlar içerisinde özellikle terekeler Osmanlı kültür tarihinin araştırılmasında çok önemli kaynaklardır. Osmanlı kültür tarihinin hemen her alanında bu malzemeden yola çıkarak bilgi edinilebilir. Okuma yazma, kitap kültürü, ev, barınma, yeme içme, para ve daha nicesi. Şer'iye sicilleri de, yani kadı sicilleri de, tıpkı tahrir defterleri gibi bir dönem çok popüler olmuş bir kaynak bütünü. Tıpkı tahrir defterlerine dayalı sancak çalışmaları gibi, şer'iye sicillerine dayalı şehir tarihi çalışmaları gerçekleştirilmiş. Ancak perspektif şehir ve şehrin kurumları olmuştur. Yakın dönemlerdedir ki şer'iye sicillerinin kültür tarihine kaynaklık potansiyeli keşfedilmiştir. Birazdan temas edeceğim İsmail Erünsal'ın ya da Orlin Sabev'in kullandığı zaviyeden kadı sicillerinin kullanımı yeni bir olgudur. Fetva kitaplarımızda Osmanlı kültür tarihinin gündelik kültürünün aydınlatılması noktasında zengin malzeme barındırmaktadır. İngiliz Osmanlı tarihçisi Colin Imber'in iddia ettiği gibi salt İslam hukuk doktrini açısından değil, müftünün gündemine sokulan meseleler gündelik kültürde yer işgal eden mevzuları göstermesi bakımından da fetva kitapları kıymetli olmalıdır. Sorular ve bu sorulara verilen cevaplar bir klişe olmanın ötesinde toplumsal karşılığı olan gerçeklikler olarak ele alınmalıdır. Osmanlı tarihinin tümü boyunca sahip olduğumuz fetva koleksiyonları bu bakımdan gerçek bir hazine hüviyetindedir. Sorulara verilen el cevap olur yahut el cevap olmaz ötesinde mecmuaların soru kısımlarının, fetvaların soru kısımlarının kültürel ortamın aydınlatılmasında
mühim katkı verdiği düşüncesindeyim. Kendi çalıştığım dönemin fetva kitabı benim için çok ufuk açıcı olmuştur. Yenişehirli Abdullah Efendi'nin Behçetül Fetavası. Burada helva sohbetlerine dair, kadın erkek ilişkilerine dair, genel olarak toplumsal yaşama dair çok zengin malzeme vardır. Bir de tabii 18. yüzyıl başlarının önemli bir siyasal meselesi İran'la ilişkiler. Fetva kitaplarının gündemi yansıtma potansiyelini burada yakından görebiliyoruz. Siyasi gündem olan İran ve halkı, İran halkı fetva kitaplarında da geniş yer bulmuştur. Osmanlı kültür tarihinin araştırılması için bir başka kaynak bütünü de yazma eserlerdir. Osmanlı tarihçiliği sahip olduğu yazma eser hazinesi bakımından son derece zengindir. Süleymaniye Kütüphanesi başta olmak üzere İstanbul'daki yazma eser kütüphaneleri Osmanlı kültür tarihinin laboratuvarı hüviyetindedir. Türkiye dışında da önemli Türk yazma eser koleksiyonlarına sahip olduğumuzu ifade etmem gerekiyor. Başta Berlin, Paris ve Viyana'yı zikredebilirim. Şüphesiz bu kütüphanelerin kendileri de içlerinde bulunan yazma eserler kadar kültür tarihinin bizatihi araştırma konusudur. Yeri gelmişken ilgili literatüre değineyim. İsmail Erünsal'ın özellikle Osmanlı kütüphaneleri bağlamındaki çalışmaları ile Osmanlı kültür tarihine katkısı burada ifade edilmelidir. Kütüphaneler ve kitap tarihi konusunda Tülay Artan, Hatice Aynur, Orlin Sabev, Nili Hana, İsmail Kara, Hatice Kelpetin Arpaguş, Berat Açıl, İlhami Güler zikredilmelidir. İlhami Güler bize Osmanlı dünyasında yaygın olarak okunan ve halkı irşad etmek için veya vaaz amacıyla yazılmış dini kitaplara şunları örnek veriyor. Gazali'nin İhya-i Ulumuddin'i, yine Gazali'nin Kimya-i Saadet'i, Nasr bin Muhammed İbrahim es-Semerkandî'nin Tenbihül Gafilin ve Bustanül Arifin'i, Eşrefoğlu Rumi'nin Müzekkin Nüfusu, Osman bin Hasan el-Hopavi'nin Dürretül Vaizini, Ahmet Bica'nın Envarul Aşıkini, yine Ahmet Bica'nın Ahmediyesi, Kadı İyaz'ın Şifai Şerifi, Ahmet Ziyauddin Gümüşhanevi'nin Ramuzul Ehadisi. Profesör İlhami Güler bu popüler dini metinlerden yola çıkarak bambaşka bir konuyu Osmanlı popüler dini edebiyatında dünyaya karşı mesafe bilincini inceliyor. İşin bizi ilgilendiren kısmı dünyaya karşı mesafe meselesinden ziyade halkın kültür dünyasını oluşturan metinlerin ne tür metinler olduğu. Bu bağlamda Orlin Sabev'in çalışması 2006 yılında Türkçe olarak yayınlandığı zaman Türkiye'de yenilik getiren bir çalışma olmuştu. O zamana kadar kitap tirajları, Osmanlı okuyucu çevreler gibi başlıklar pek görmezdik. Bu kitapta Kısmet-i Askeriye Mahkemesi sicilleri kullanılarak Osmanlı'da kitap sahipliği, ne okunuyordu, okuyucu çevreler kimlerden oluşuyordu, hangi kitap ne kadar popülerdi gibi meseleler gündeme getirilmişti. Sabev'den aktarıyorum. 1595
1668 arası için incelenen İstanbul'da 1000 tane terekeden %24'ünde kitap çıkmış. Bu rakam genel Osmanlı okuyucu kitleleri için çok fazla bir şey söylemeyebilir. Zaten toplumun çok kısıtlı bir kesimi askeri kassama yansıyordu. Onun da çok çok kısıtlı bir kesimini çalışıyor tabii. Tamamını yapmak lazım kassamdaki terekelerin. O da dediğim gibi mahkemeye yansıyanlara nazaran bir fikir verir. Askeri kassama bakmak yetmez, mülga belediye kassamlığına da bakmak gerekir. Sabev'in kitabının bir katkısı var. Bunu vurgulamamız lazım. Ulemanın matbaaya muhalefeti tezini çürütüyor. Bu nasıl bir ulema ki muhalif olduğu basma kitapları kütüphanelerinde bulundurdular. Ayrıca diyor Sabev, aynı ulema batıda basılan Arapça kitapları da ellerinde bulunduruyorlardı. Sonradan İsmail Erünsal, Osmanlı'da Sahaflık ve Sahaflar isimli çalışmasıyla kitap tarihi için Kısmet-i Askeriye Mahkemesi sicillerini çok yoğun kullanarak okuma kültürüne dair perspektifimizi çok ileri bir noktaya taşıdı. Sahaflık ve Sahaflar aynı zamanda fevkalade malzeme yoğun bir çalışma olarak karşımıza çıktı. O derece zengin malzemeyi gün ışığına çıkardı ki fazla da örneğini bilmediğimiz Şeyhülislam terekeleri dahi adiyattan malzemeymiş gibi dipnotlara serpiştirildi. Osmanlı arşivinin zenginliği ve profesyonel çalışma koşulları yazma eserleri eğilimimizi bir derece ertelemiştir. Şüphesiz dil engeli de karşımızdadır. Arapça yazma eserlerin incelenmesinde sıklıkla bir bariyer oluşturmaktadır. Tarih öğrencisinin yazma eserlerin kullanımı için zaruri olan teknik donanıma sahip olmayışı bir başka handikaptır. Arşivin profesyonel kataloglanması ile bu zorluk aşılabilirken aynı profesyonel kataloglama yazma eser kütüphanelerinde sağlanamadığı için araştırmacı söz konusu yeteneklere sahip olma mecburiyetindedir. Yani eserin yazarının, konusunun, telif tarihinin, istinsah tarihinin tespiti gibi meselelerden bahsediyorum. Arşivin profesyonel tasnifleriyle belgelere nokta atışı ulaşım mümkünken, yazma eser kütüphanelerinde araştırmacı kendi yolunu kendi açmak zorundadır. Osmanlı döneminde kitap dediğimiz zaman bahsettiğimiz şeyin yazma eser olduğunu bilmemiz lazım. Bahsettiğimiz kişiler müellif, müstensih gibi kişilerdir. Bir kitap yazılır, sonra bu elle çoğaltılır. Hemen hemen Osmanlı yazım dünyası bunun gibi bir şeydir. Bazen az yazılır fakat çok geniş kitlelere ulaşır, dinlenmek üzere yazılır. Geniş kitleler önünde, gruplar önünde okunur. Basılı kitap, Osmanlı tarihi boyunca görece geç tanışılan bir olgudur. Biraz evvel verdim tarihi 1726. Bu nispeten geç bir tarih. Bir tarihe kadar matbaacılık faaliyeti, aslında 1726'ya kadar matbaacılık faaliyeti aslında söz konusu Osmanlı'da. İmparatorluğun muhtelif şehirlerinde. Ancak Osmanlı Türkçesi ile
basım gerçekleştiren matbaanın tarihi 1726. İbrahim Müteferrika eliyle kurulan matbaa. Bu da uzun ömürlü olmuyor, 20 yıl hayatta kalıyor. Çok fazla kitap da basmıyor. 16 başlık kitap basıyor. Baskı adedini ortalama 500'den hesap ederseniz, 18. yüzyılın ilk yarısı itibarıyla Osmanlı Türkçesiyle basılmış kitapların adedi konusunda bir fikir elde edebilirsiniz. Pahalı da bir şey kitap bu dönemde. İbrahim Müteferrika'nın bastığı kitapların ne kadarının satıldığıyla ilgili bir fikrimiz var. Belli bir kısmının elde kaldığı da aşikar. Toplam baskı adedi 10-11 bin diyor Orleans haberi. 2900 küsürü 3000'e yakını elde kalmış. Üçte birini satamamış yani. Bu dönemde ekmek bir akçe. İbrahim Müteferrika baskısı Van Kulu Lugatı 4800 akçe. Hesap ediniz. Osmanlı kültür dünyasında Arapçanın ilim dili olarak önemli bir yeri olduğunu ifade etmem lazım. Bugünkü modern Türkiye'de yaşayan Türk halkları olarak bizim anlamakta zorlanacağımız konulardan biridir bu. Bizden önce İstanbul'da, Anadolu topraklarında ya da daha genel olarak Osmanlı topraklarında yaşayan kimseler için Arapça önemli bir yer işgal ediyordu. Medreselerde öğretilen bir dildir Arapça. İştigal edilen ilimlerin dini ilimler olmasından bahisle Arapçanın Kur'an'ın dili olması hasebiyle etkisi tartışılmaz. Osmanlı alimlerinin Hulusi Lekesiz'in çalışmalarından biliyoruz. İlim seyahatleri gerçekleştirdikleri topraklara dair istatistiki incelemesinde Arap topraklarının tercih edildiğini, bu bölgenin öne çıktığını görüyoruz. Tabiatıyla Arapçanın dil olarak ve Arap alimlerinin ekol olarak Osmanlı Türk alimi üzerindeki etkisi tartışılmaz. Arapçanın ilim dili olarak üretimde de baskınlığını görüyoruz. Bugün Süleymaniye Kütüphanesi'nde, İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesi'nde, Yazma Eser Kütüphanesi'nde bulunan yazma eserlerin önemli bir kısmı Arapça. Anadolu topraklarında doğan, yetişen yahut İstanbul'da doğan, yetişen bir alim tipinin Arapça eser vermesi gibi bir olguyla karşı karşıyayız. Anadolulu bir alimin eserlerinden sadece birinin Türkçe olması gibi bir olgu ile eğer karşı karşıya gelirseniz buna şaşırmamanız lazım. Ya da hatta hanedan üyesi bir kimsenin, Osmanlı hanedanına mensup bir kimsenin eserlerinin önemli bir kısmının, tamamına yakınının Arapça olduğunu görürseniz yine şaşırmamanız lazım. Bir örnek verelim. Şehzade Korkut. Bununla beraber Osmanlı halkının konuştuğu dilin Türkçe olduğunu ifade etmemiz lazım. Osmanlı
Türkçesinin gelişiminin belli evrelerinde Arapça ve Farsça unsurların fazla etkisi altında kaldığı ve bu sebeple asli yapısını kaybetme tehlikesi yaşadığı ifade edilir. Ve bunun Türkçeliğine, Türkçe hüviyetine bir zarar olduğu meselesi tartışılır. Ancak en nihayet Osmanlı dili, Osmanlıca Türkçedir. 13. yüzyıldan 20. yüzyıla herhangi bir metni elinize aldığınız zaman ana dili Türkçe olan birisi gramer bilgisine ihtiyaç duymaksızın bu metni anlayabilir. Halkın konuştuğu dil Türkçe olduğu gibi devletin resmi dili de Türkçedir. Biraz evvel ismini zikrettiğim Murat Belge, Osmanlı kültür tarihini incelediği ders kitabının edebiyat dil kısmında Osmanlıca'nın kelime haznesi itibarıyla, yazılı metinler itibarıyla en başta Arapçanın, konuşma dilinde ise kelime haznesi bakımından en başta Türkçenin geldiğini ifade etmektedir. Size standart bir Osmanlı belgesinden küçük bir kuple okuyayım. Türkçesinin nasıl bir Türkçe olduğunu anlamanız açısından, o lezzeti almanız açısından. 15 sene mukaddem Selanik'te tesis etmiş olduğu Mektebi Hususi'nin şimdiye kadar kesbettiği terakkiden müessis ve müdiri bulunan Şemsi Efendi'ye tebdilen ve taltifen diye devam ediyor. Biraz Arapça kelimeler fazla. Onun dışında kurulum itibarıyla, gramer itibarıyla modern Türkçe'ye çok benzeyendir. Gerek dil, gerek ilim seyahatleri bakımından tercih edilen bir bölge olarak İran'ın da yadsınamaz bir etkisi olduğunu ifade etmemiz lazım. Yazma eser birikimimizin önemli bir kısmının Arapça olduğunu söyledim. Fakat bir kısmı da Farsçadır. Osmanlı ilmi zihniyeti üzerinde bir Fars etkisinden de bahsetmemiz lazım. Dolayısıyla bugünkü modern Türkiye'ye bakarak anlaşılması güç konulardan birisi işte bu Arap-Fars kültür baskınlığı meselesidir. Geç Osmanlı'nın ve 1923 sonrası Türkiye'nin Avrupa ile kültür etkileşimi oldukça yoğundur. Bunu hem dilden hem kültürel baskın unsurlardan izleyebileceğiz. Modern Türkiye'nin bir asıra yaklaşan tarihinde yönü de daha çok bu istikamette olmuştur. Arap-Fars kültürel baskınlığından 1923 sonrası yüzü Batı kültür alemine dönük bir Türkiye ile karşı karşıya geliyoruz. Giyim kuşam, alfabe, örf adet, sanat, kültür ve ilim seyahatleri tırnak içerisinde bağlamında Batı'ya dönük bir Türkiye. Osmanlı alimlerinin Doğu'ya İslami ilimler tahsili için ilim seyahatleri gerçekleştirmesi gibi Türkiye'de yaşayan öğrenciler ve bilim adamları yüksek tahsil, uzmanlık gerçekleştirmek üzere Avrupa ve Amerika'ya seyahat etmişlerdir. Biraz önce bahsettiğim Türk yazma eserleri de kültür dünyamızın bilinmeyenleri arasına girmiştir. Arapça olanlar zaten dil bariyerine tamamen takılmış. Osmanlı Türkçesi ile yazılmış olanlarsa
alfabenin öğrenilmesi ve temel Osmanlıca kaidelerin öğrenilmesi engeline takılmıştır. Yeni bir alanla karşı karşıya geliyoruz 1928'den sonra. Eski harfli eserlerin latinize edilmesi meselesi. Arap harfleriyle yazılmış Türkçe eserlerin yeni harflere aktarımı. Bu bugün hala devam eden bir akademik meşgaledir, bir akademik uğraştır. Kültürel, entelektüel ortama ilişkin bunları söyledikten sonra kültürün bazı başka unsurlarına da biraz temas etmek isterim. Biraz evvel Osmanlı dünyasını anlamak için nasıl bir dam altında yaşadıklarını, barınmayı da biraz vurgulamamız gerektiğini ifade etmiştim. Ne kadar süremiz var? Bir saati aştı. Aştı mı? Çok kısa toparlayalım. Osmanlı'da barınma dediğimiz şeyin ahşap mimari olduğunu ifade etmem lazım. Bugünden farklı unsurlar üzerinde daha çok durmak istediğimi söylemiştim. Evler ahşap evlerdir. Bunu görsel olarak düşündüğünüz zaman Osmanlı mahallelerinin bugünkü modern İstanbul'un, modern zamanların İstanbul yahut Anadolu şehirleri gibi bir görünüm göstermediğini ifade etmemiz lazım. Anti parantez söyleyelim, şehirler diyoruz ama Osmanlı halkı, Osmanlı nüfusu daha çok kırsal bir nüfustur. Şehirlerdeki nüfus oldukça kısıtlıdır. Zamanın dağılımı, yemek yeme zamanları vesaire, bunların hepsi modern zamanlardan daha farklı olmalıdır. Özellikle kırsalda kişilerin beslenme vesaire vakitleri, zamanın kullanımı bugünkü gibi değildir. Köylerde yemek yatsıya kalmamaktadır. Kentler nüfusun az kısmıdır. Fikir vermesi için Osmanlı kentlerinin nüfuslarıyla ilgili Süreyya Fabriki'den bazı rakamları sizinle paylaşayım. 1530'da Anadolu'nun en önemli şehri Bursa'nın nüfusu 36 bindir. 16. yüzyılın sonunda 70 bin oluyor. Balkan kentleri ufacıktır. Atina 1569 senesinde 18 bin kişidir. Saraybosna, Edirne, Selanik Balkanların mühim kentleri olarak zikredilmesi gerekir. Osmanlı kültüründe dönüşüm, değişim, yeni şehirlerin, yeni toprakların, yeni kültürel unsurların katılması meselesinde Arap topraklarının Yavuz Sultan Selim döneminde Halep, Kahire, Şam gibi şehirlerin katılmasının mühim olduğunu vurgulamamız lazım. Osmanlı kültürü dediğimiz şey, bu farklı farklı şehirlerden baktığınız zaman takdir edersiniz ki oldukça kozmopolit bir olgudur. Yine Faruki'den aktarmamız gerekirse 18. asrın sonunda Kahire mesela 263 bin, 300 bin arası bir nüfusa sahip bir kent olarak karşımıza çıkıyor. Sadece görsellik olarak değil, yaşam riskleri bakımından da ele alınması gereken bir olgu Osmanlı ahşap mimari meselesi. Ahşap mimari demek, büyümeye elverişli, yayılmacı yangınların toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçası olması demektir. Dönemin aydınlatma ve ısınma imkanlarını düşününüz. Bu iki ihtiyacın karşılanması için de çıplak ateş kullanılmaktaydı. Bu durum, bir yerde başlayan yangının bir başka yere sıçraması, başladığı yere hapsolmaması, yayılması demektir. Dolayısıyla bütün bir mahallenin yok olmasına sebebiyet vermesi demektir. Yangınlar ve buna bağlı büyük yıkımlar, Osmanlı'nın tüm tarihi boyunca izleyebileceğimiz bir olgudur. 20. yüzyılın başına ait İstanbul şehri eminlerinin layihalarında yangının İstanbul sosyal hayatı için nasıl bir felaket olduğu ortadadır. Bunlar içerisinde beni en çok etkileyeni İstanbul şehri emini Celal Bey'in
Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesinden silinmesine ramak kala kaleme aldığı layihasıdır. Buradaki serzenişleri göstermektedir ki Osmanlı İstanbul'u Osmanlı tarihinin tümü boyunca yıkıcı yangın felaketiyle yaşamıştır. Celal Bey layihasında bazı rakamlar vermektedir. Son 12 yıl içinde İstanbul'da 3.3 milyon metre alan 20 binin üzerinde bina yandı demektedir. Celal Bey'in dünyayla mukayeseleri de çok ilginçtir. Şöyle diyor Celal Bey, Berlin'de bir evin ikinci katında sofrada bulunduğumuz sırada dördüncü kattaki apartmanda yangın zuhur etmiş ve apartmanın kapı ve çerçeveleri tamamıyla yanmış olduğu halde iki kat aşağıda bulunan zatlar sofradan kalkmaya bile lüzum ve ihtiyaç hissetmemiştir. Takdir edersiniz ki burada şikayete konu olan yangının çıkması değil, yangının yayılması meselesidir. Osmanlı'da ahşap mimari yangının yayılımına neden oluyordu. Celal Bey'in Berlin'le mukayesesi biraz abartılı bir mukayese ama dönemin İstanbul şehreminin gözlemini ve endişelerini yansıtması bakımından yer verdim. Modern öncesi dönemlerde insan afetler karşısında daha korumasız bir durumda. Bu sadece yangın için değil, depremler ve salgın hastalıklar için de böyle. Nihai olarak barınma kültürünün ve evde yaşayan ailenin genişliğinin günümüze göre epeyce farklı bir yapı arz ettiğini ifade etmem lazım. Osmanlı dünyasını bugünden ayıran hususlardan bir tanesi de ulaşım meselesi. Mesela Osmanlı halkının terekelerinde gördüğümüz boru bargir bugün kullanmıyoruz. Terekelerde mülk menzilden sonra barınma yerini gösteren kayıttan sonra gördüğümüz en önemli kayıtlardan bir tanesi binek yani attır. Günümüz dünyasında rastlamadığımız Osmanlı döneminin masraf defterlerinde karşımıza sıklıkla çıkan bir olgu cariye ve gulam meselesidir. Hali vaktinde bir Osmanlı kişisinin köle sahipliği bilindik bir olgudur. Sıradan bir emtia gibi alınan satılan bir nesne olarak insan. Belki orijinine, belki fiziksel niteliğine göre değişen parasal değeri bugün çok rahat anlaşılabilecek bir mesele değildir. Bunu ben incelediğim hususi masraf defterlerinde rahatlıkla izleyebildim. Osmanlılar kendileri köle sahibi oldukları gibi bir de savaşlarda esir düşen Yeniçerilerin köle olarak alınıp satılması meselesi var. Yani modern öncesi dünyada böyle bir olgu var. Kölelik olgusu, esaret olgusu. Bu da otobiyografik metinlerde karşımıza çıkıyor. Bu minvalde esaret hatıraları ilginç malzeme sağlıyor. Size bu yaz Paris'te Milli Kütüphane'de incelediğim, sahibinden halas isteyen ancak bir türlü halas bulamayan, sahibiyle tutuştuğu kavga esnasında sahibinin attığı taşla gözü kör olan Yeniçeri Mustafa Beşe'nin esaret hatıralarından bir örnek vereyim. Böylece konuyu da kapatayım. Belki soracağım faslında Osmanlı kültür tarihi ilişkin konuşmak istediğiniz başka hususlara ilişkin fikir alışverişinde bulunabiliriz. Şöyle diyor Yeniçeri Mustafa Beşe. Bendeniz küffara esir olduğunda beni alıp Malta'ya getirtilince beni esir eden kafir pazara getirdi. Ahara füruht eyledi. Yani beni başkasına sattı. Birkaç kişi birden bu kafir aldı. Amma melun idi. Yani lanetli bir kişiydi. Bu aralıkta beni her gün çarşıya götürüp getirir.
kimesine bir baha vermez. Yani beni kimse satın almak istemiyor diyor. Varılıp benim başıma bir iki vurdu. Ben de tahammül edemeyip bir iki altıma aldım. Muradım üzere çiğnedim. Elimden halas oldu da halas olmak kurtulmak demek. Bir taş alıp hikmet-i hüda gözüme rast geldi. Şehla eyledi. Şehla sözlüğe bakarsanız şaşı demek. Ama metnin devam eden kısmına baktığınız zaman göz yerinden fırlıyor olması lazım. O saat bihud olup kalmışım, yani bayılmış. Tiz beni evvel füruh eden kafile varıp haber itmişler. Ol dahi gelip beni gördük de aklım başıma gelip alıp krallarına götürdüler. Kralları bizim şeriatımız üzere hükmedip kısas dedi. Ama bunlar şimdi bunun ikisi kör olmaktan ne hasıl olur deyip bana 100 altın verip ve bir hekim tayin için hekim gelip gözüme göz gibi bir şey yaptı. Ve önüne bir billur koydu. Birkaç gün beni arkam üzerine yatırıp sonra muhkem evi oldu. Sonra elime ayna verdi. Gözümün göz olduğu belli olmaya deyip baktım. Belli değil ama bu kadar fevki varken, yani yüksekliği varken evvelki gibi kapayamam. Göz kapağını yapma gözle birlikte rahatlıkla kapayamıyor. Bu halime şükür eyledim. Ve badehu bundan sonra ağam olan kafirin katına vardım. Mezbur altını, tamamen verdiği altını önüne koydum. Halaslık istedim. Rıza vermedi. Hatırın hoş tut deyip seni az vakitte azat ederim dedi. Bunca zaman geçti. Bugün çarşıda gezerken bir ruhbana rast geldim. Beni kulluğa alayım gel dedi. Ben de rıza vermedim. Elimde olsa vilayetime giderdim dedi. Bana lütfun varsa benim elimde olan altın ile halas eyle dedim. Ol dahi cevap eyledi. Amma seni alayım ve altını muameleye vereyim. Faidesin olup vafir akçe sahibi olursun. Ve benim işim güç değildir. Seninle bir kavil edelim. Eğer sana ve bana nasip olursa seni bahasız vilayete götüreyim. Vafir akçe dahi ihsan edeyim. Ancak benim hizmetim asandır. Bir günde olur belki. Böyle devam eden ilginç bir köle efendi diyelim. Bugünkü konuşmamızın, konferansımızın Osmanlı kültür dünyasının günümüz dünyasında görünmeyen yüzüne dair bir fotoğraf sunabildiğini umuyorum. Hepinize başarılı bir eğitim hayatı diliyorum. Teşekkür ederim.